Poşe için tenceremi ocağa koydum. Bunun için de suyu da içerisine ekleyeceğim. Ocağımızın altını da açıyorum. Su iyice ısındıktan sonra içerisine sirkeyi ve tuzu ekleyerek yumurtalarımızı pişirmeye başlayacağız. Suyu koyuyoruz. Su pişerken de şimdi altında servis edeceğimiz garnitürümüzü hazırlayacağım. Bunun için de tavamızı yanımıza aldık, tenceremizi. Önce enginarları doğruyorum. Yaprak yaprak yapacağız. Taze enginar kullanıyorum. Enginarlarımızı doğradıktan sonra şimdi mantarları da aynı şekilde doğrayacağız. Pişirme işlemine geçiyoruz. Ocağımızın altını açalım. Tenceremizinkini de. Zeytinyağımızı ekliyoruz tenceremize ve şimdi mantarları ekliyorum içerisine. Biraz kavuracağız mantarlarımızı. Biraz da tuz koyuyorum içerisine. Ve karabiber. Enginarları da ekliyoruz. Çok az un koyacağım. Kıvam vermek için. Biraz daha kavuruyoruz şimdi. Enginar ve mantarlar güzelce kavrulduktan sonra şimdi içerisine domates püremizi de ekliyoruz. Onu da güzelce karıştıralım. Ve biraz da su ekleyeceğim şimdi. Pişirme işlemine devam edeceğiz. Enginar ve mantarlar iyice pişinceye kadar ve hafif de sosu çekinceye kadar pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi diğer tarafta su kaynamaya başladı. Bunun içerisine sirkeyi ekliyorum. Biraz da tuz. Kevgirimizi de hazırlayalım. Bıldırcın yumurtalarını kırmak için de kaselerimizi hazırlıyoruz. Tek tek suyun içerisine bırakacağız. Mantarın altını da kısıyorum iyice. Mantar ve enginar bu şekilde birkaç dakika daha kaynayacak. Sosunu da biraz çekecek. Arkasından da yumurtalarımızı pişirmeye başlayacağız. Mantar ve enginarımız pişti. Şimdi artık yumurtaları da pişirebiliriz. Önce kıracağız. Sarısını da dağıtmadan bu şekilde yumurtalarımızı tek tek kırıyoruz. Suyun içerisine tek tek bırakmamız gerekiyor. Bundan dolayı küçük küçük ayrı kaselere kırıyorum bıldırcın yumurtalarını. İçerisine koymuş olduğumuz sirke ve tuzla dağılmasını engelleyeceğiz. Biraz daha kısacağım altını. Ve yumurtaları bu şekilde tek tek bırakıyoruz içerisine. Tekrar yumurta kıracağız. Çok yoğun bir pişirme yapmıyoruz. Hafif kayısı bırakacağız. Yumurtalara dokunduğumuz zaman patlaması gerekiyor. Evet, bir 30 saniye daha kalması yeterli olacaktır. Evet, bu tamam. Bir tanesini alıyoruz hemen. Bu arada mantar ve enginarın altını da iyice kapatıyoruz. Ve artık servis tabağımızı da alabiliriz yanımıza. Öncelikle tabağa enginar ve mantardan koyuyorum. Ortasını düzleştiriyoruz. Şimdi bunun ortasına da pişirmiş olduğumuz yumurtaları koyacağız. Son koyduklarımızı da kontrol edelim. Evet, harika. Yumurtalarımızı şimdi tek tek alacağız ve ortasına yerleştireceğiz. Bakın bu şekilde. Yemeğimizin isminden de anlayacağınız gibi kraliçenin en çok sevdiği yemeklerden bir tanesi bu. Şimdi çok az miktarda da zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Ve yemeğimiz servise hazır.